Bugün sizlere kanalımızda doğada ilk defa karşılaştığımız bir bitkinin videosunu sizlerle yayınlıyoruz. Bitki böyle kıraç topraklarda yetişmektedir. Bu Toros Dağları'nın 400-500 rakamlı yerlerinde. Çek açmadanki dönemi böyle tomurcukları olmakla birlikte sert yapılı ipliksi dalları vardır. Özünden de çok az bir miktarda süt gibi bir sıvı çıkmaktadır. Peki çiçek açtıktan sonra bitki nasıl olur diyecek olsak, çiçek açtıktan sonra bitki bu şekilde olmaktadır. Böyle açık sarı, sant rengine çalan, hafif beyazımsı bir çiçekler olan, organik, doğal bir yabani bir bitkidir. Elbette bu bitkinin tıbbi olarak bir faydası olabilmektedir. Ama biz bunun isminin ne olduğunu bilmediğimiz için, yani şuna yarar, şuna faydalı diye bir şey maalesef söyleyemiyoruz. Ancak bilim uzmanları bu bitkinin de ismini bildirdiği takdirde bize belirtirse, bu bitkinin de faydalarının ne olduğuna dair ileride bir değişik formatta bir video yayınlayabiliriz. Bitki yetişme ve büyüme esnasında hiçbir şekilde bakım ve çapalama, güpleleme, sulama gibi bir şeye ihtiyaç duymaz. Tamamen doğada kendiliğinden yetişmektedir. Yağan yağmurlarla birlikte kendiliğinden bu bahar aylarında yetişmektedir. Böyle daha gür, pamuksu, böyle açık sarı renklerinde çiçekler olan bitkinin kökünü baktığımızda koparmayacağız. Tek bir kökle toprakta böyle ayrık otu gibi yayılmaktadır. Ancak bunun içinde buralar sıcak olduğu için zehirli böcekler de olabilir. Bunlar başlıca akrep, örümcek, eşek arısı veyahut da bal arısı gibi sokabilen, özelliği olan omurgasızlar da bulunabilmektedir. Ve tedbirli ve dikkatli olmamızda fayda vardır. Gördüğümüz gibi doğada burada birçok organik bitkiler vardır. Böyle tıpkı kenger çiçeğini andıran küçük mor çiçekler olan değişik bir bitki de vardır. Ayrıca bu saf organik doğal bitki taş yerinde ağırdır atasözüyle. Genellikle sıcak iklim kuşaklarına sahip yerlerde yetişmektedir. Böyle toprak yapısı da öyle killi, kayalıksı, kıraç topraklarda yetişmektedir. Bunun herhangi bir tarımı yapılıp yapılmadığına dair bir bilgimiz yoktur. Bu genellikle Akdeniz bölgesinin iklimine sahip bölgelerde yetişebilen organik bir bitki türü olmaktadır. İşte yeni bir bitki türünü sizlerle paylaşıyoruz. Çiçeklerine şöyle baktığımızda tıpkı kara indiba bitkisi gibi üfleyince uçacak gibi bir yapısı bulunmaktadır. Ne yazık ki istediğimiz her bitkiyi istediğimiz her yerde yetişecek diye bir kaide yoktur. Yetiştiremeyiz. Bitkilerin istediği toprak yapısı, iklim kuşakları, ılıman iklim kuşakları ve yağmurlar gibi doğal sebeplerden dolayı bazı bitkiler serin ve rutubetli yerlerde, soğuk yerlerde yetişirken bazı bitkiler de böyle bizim bulunduğumuz Mersin Mut yöresinde de ortalama sıcaklıkların 25-40 derece arasında değişkenlik gösterdiği yerlerde de böyle değişik bitkilerde yetişebilmektedir. Tamamen bu bitkilerin genetik yapısından kaynaklanmaktadır.